Günaydınlar. Havamız bugün güzel. Şükür yardım ediyor bize hava. Gayet güzel gidiyor günler. İnşallah böyle devam eder birkaç gün. Ben şu işlerimi de hallederim dışarıda. Saat 7:30'da şebekler beni uyandırdı. Bak 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 bak. Dışarı çıkmak isteyenler var aramızda. Heh. Tuvaleti kullananlar. O kadar karanlık ki. Sadece dışarıdakilerin havasını verebildim daha. Sobamı yakacağım. Arkadaşlar videoları çok yükledim ama pardon, video çok çektim fakat yükleyemiyorum. Saklama alanlarım dolu. YouTube'da ağır yükleme vesaire bir sürü sorun yaşıyorum. Bunları çözmeye uğraşıyorum. Yoksa çok video var. Günlük video yükleme oranım fazla olduğu için buna bir çözüm üretmeliyim. Bir de yüklerken YouTube çok zorluyor beni. Bu sıralar günü gününe paylaşımları düzenli yapamıyorum. Çözüm aramaktayım. Ben de hoşlanmıyorum bu durumdan. İnşallah bir çözüm bulacağım. Görüşmek Bugünün üzere. cuma olduğunu bile unutmuştum. Petekler geldi. Şu an onlar döşeniyor. Ciddi manada bir kargaşa hakim. Gürültüler. Neyse ki o da çıksın aradan. İyi oldu. Gerçekten ciddi bir şeymiş. Pislik falan. Bunlar yapılması çok iyi. Sonra mahvolurdu yani, ev yerleşince bir gün yaptırmak istesem. Ucu ucuna ile o da çıkmış oluyor. Şansla Johnson kaldı içeride. Şans sorun değil ama Johnson çok korkuyor. Çıkartamıyorum, yakalayamıyorum da. Diğerleri hepsi dışarıda. İyi oldu onlar için. Ama Johnson'ı yakalayamıyorum. Petekler döşeniyor bugün. Ev yine karıştı. İyi ki de şimdi yaptırmaya karar vermişim. Yoksa sonra hiç çekilmezdi bu. Şöyle ayak altında geziyorum ama. Şu borular da içten gidemez miydi? Fayansları kırmamız lazım. Keşke fayansız yerlere yapsaydık o zaman. Ama ben size az önce onu izledim. He, bu sefer atları mı kalıyor? Of. Öyle olacak. Hayır, yukarıda zaten fayanslı olan yer var ya. Sadece yine 50'şer sandım. Ben ona nasıl çözüm bulabilirim ya? Öyle bir şey istemiyorum ki. Öyle o fayansları çıkarıp da gömmesi lazım. Kendisi gömemez ki ama siz yapacaksınız ya. Fayansları çıkarması lazım. Hadi. Oğlum getirsene, şu kelepçe getir bak. Getiriyor abi. Hadi ya. Az önce ben ona izah etmek istemiştim abla. Yukarısı bitti mi? Hayır. Bir bakayım ben o zaman bir yukarıya. Tutamıyorum evde. Milletin ayağının altında ezilecek. Kaçıyor ki de bir. Gücüne her yer. Şans. Oğlum. Kimlerde bilmiyorum valla.
Bugünün cuma olduğunu bile unutmuşum o derece. Köyde yaşamak. Şevket Usta cuma namazına gitmiş. Ben de arıyorum nerede diye. Şans, ısrarla niye çıkıyorsun anneciğim sen? Kulakta duymadığı için bir mutlu ki hiç umurunda değil içerideki seslerden. Hayır. Uf, bütün pisliklere gidiyorsun oğlum. Gel. Sus. Tabii. Heh, şöyle güzel temiz yerlerde gez. Bir çöp yakalar şimdi. Havada mis gibi. Efendim kaçak. Öyle böyle değil 600 ter yer. Efendim oğlum, kızım. Söyle kızım. Bir yerden de su geliyor pek anlamıyorum ha. Bir şeyler var. Güzellik gelmiş, duman güzelliği. Duman. Cevap veriyordu ama. Duman. Oğlum. Kaçak. Evet o. Evet haklısın. İğrenç şeyle. Ay! Koşuyor. Bak. Gitti. Farkında mısınız? Dumana yapıyor bunu güya. Ben güçlüyüm. Evet. Kaçıyor kıyıdan kıyıdan. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Kaç abi. Şans. Allah'ım herkes şu harika tuvalete gitmek zorunda mı? Ne var bilmiyorum burada. Üf iğrenç. Hayır. Aha, tabii evimizde sadece o tuvaletin mikrobu eksikti. Mesela hiç mikrop yok. Onun dışında. Onu da getir. Getir kızım. Getir oğlum. Getir. Hah. Sırf bunun yüzünden dolanıyorum burada. Güvenemiyorum birisinin altında kalır ayağının altında diye. Ama hiç durmuyor. 40 tane iş var. Hah. Beyefendi gezecek. Duman çok yakışıklı değil mi? Tipsiz duman. Bak. Tabii. Ya. Sebze yataklarımız hayal oldu bugün. Yarına kaldı. Şevket Usta yok. Aa, namazda. Namazda mı gittiler? Hani sen ne yaptın abla? He? Sen ne abi? Kediler mi çekiyorsun? Evet. Sağ ayak topal. Dokunuyorum. Bir şey ciyaklamıyor. Kırık mırık değil. Herhalde ne yapmış bilmiyorum. Ama hala Ali'ye kızıyor. Ciyaklıyor.
Ne kadar çok. Antibiyotik vere vere. Yine de toparlayamadık ağzını. Şimdi yemek yiyor kaloriferciler. Herkes yemek yiyor. Bu da Şevket Usta'nın ayakları. Şevket Usta. Ne? Reklamam o benim işim. Aha, reklam. Reklam yapma. Yeni moda bu. Ama yok ya. Delinin kafaya bak ya. Çok tatlı. Ayağını da basamıyor kuzum. Kuzumun ayakları acıyor ya. Ne oldu bilmiyorum tozun başı. Oğlum o tabanda da değiliz. Burada senin ayağını kim ezdi? Odasını kalorifer döşüyoruz. Duvarı delindi. Duvarı deldi. Ama ağacı delemiyor. O derece sağlam. Ne kadar ilginç ya. Çok da kırmasan da kessen düzgünce. Güzelce şöyle. He, yuvarlak şeyle mi? Çıra. Yanıyor ateş, değil mi? Işık da yok. Işığı açayım mı? Yok yok. Aa, deli başladı gene. Kimi gördü acaba? Ne oldu oğlum? Bakın. Her yer tekrar delik deşik. Maşallah. Delik deşik. Şevket Usta. Beni otobüs durağı şeyin garajına götürür müsün? Ben terk ediyorum burayı. Olmuyor yani, olmuyor. Sürekli bozuluyor. Ah anam. Şuraya olsun havlu pan bence. Şuraya. Buraya dokunmayın. Oraya dedim. Biz konuştuk ama sonra fikrimi değiştirdim. Nerede? Ne değişecek? Şuraya, şuraya istiyorum. Ben onu. Ben fayans dermek şeye. Ömer abi kimse Ömer abiye gösterelim. Ne oldu ya? Reklam yapmayayım seni. Sonra iş teklifleri geliyor, gitmek istemiyorsun. Çünkü zaten zenginsin, Dubai'ye gideceksin. Senden sonra daha elini sakın. Neyse, bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Ölçü yapalım mı? Yeter ya. Git bakalım ilerse nasıl?
Çay gibi geliyor bana. Yok ya, o kadar da değil ya. 5 santim at. Hayır. Buradan böyle kayayım düşeyim diye mi yaptın? Yokuş aşağıya. Şey, İsviçre Alplerinde. Su içsin, hız içsin de ya. He, anladım. Anladın ya, anladın ya. Ben eşekle kaçtım ben kamera. Hepsi kamurda. İki tane petek takılıyor şu şekilde. Çünkü bir tanesi çok büyüktü ve cam altı dar olduğu için olmuyor. İki tane takıyorlar, küçük küçük dediler. Peki dedim ben de. Yatak odaları öyle. Aradaki salona. Bugün de usta bolluğu var maşallah. Şu kadar bir ağaç civatası aradım bulamadım ya. Ağaç civatası. O ne demek ya? Kaçak bezdi vallahi hayattan. Aa, bardaklar burada kalmış. İyi ki yapmamışız biz Şevket Usta burayı. Anasını bellerdik biz onu. Yapsaydık. Şevket Usta, video çekiyoruz. Azıcık kibar ol. Ay sandalyeyi ne yapmış ya Rabbim, bir bakar mısınız? Gökdelen'den gidiyor. Ulaşacağı yere ulaşıyor. He. Şuraları dolduruyor Şevket Usta. Oraları harç yapıyor. Ayakların alsa iyi olur. Yani beni zaten hiç bu eve layık görmüyor. Çift tarafta kullanıyorum bunu. Çek. Senden tarafa çek bir. Çekemem. Video çekiyorum ben. Video çekiyorsan ağaca da çekeyim. Başından. Hangisini çekeyim? Tamam, çek. Bırak. Tamam. Çift işi yapıyorsunuz. Görmeyin. Her işe yarıyor bunlar. Şimdi bunu alacağım buradan. He. Bunu ineceğim. Aşağı inecek. İneceğim böyle. He. Şuraya da alın tahtası alacaksın mı Şevket Usta? Yok. Masraftayız zaten. Gerek yok. Yani. Vallahi ben... Patron masraf yapma diyor. Alyansımı bozdururum gene buraya bir alın tahtası alırım. Bu şekil bu ne? Öbürkü tahtalardan çakacağız ya, genişlerden. Olmaz mı? Niye alın tahtası almıyoruz? Ya sanki her tarafa anıl tahtası da... Sen yapmadın, keşke ya. Yapsaydın ya. Dayanama beni ya. Çok güzel olurdu, keşke yapsaydın. Hem para yok diyor. Para olsaydı bilseydim ben sana onu hep güzel yapardım ben de. Bu iş Şevket ağladın. Usta ya. Ağladın. He. Bak bunu dedim, neredeyse ben vereceğim cebimden. Keşke taksaydık ya, değil mi? Buraya çıkamazsın öyle. He, sen giderim mi şey montaj yapıyorsun? Yedimi söylemeydin ya. Efendim? Yok. Hep böyle yapıyor. Yok bir şey. Hava sıcak, usta galaba. Bardaklar ortada. Allah. Ay alalım. Her yerde. Buna göre şey yapacağım. Alalım mı abi? Neyce olacak? Öbür gün aç bakalım. Şimdi şey var mı sorun? Şey klozeti fayansdan sonra mı takacağız? Evet. Kumanda panelini mi açayım? Yeni videolar başladı. Kapıyı kapatacağız buradan. Sadece yeni videolar var. Alayım ben. Şimdi kurmayacağım onu da. Alponu buraya koyalım mı? Buraya koyacağım şimdi. İleri olmuyor. Yeri bu. Tamam. Her şey alttan. Daha indirmemiz lazım diyor.
O zaman da zararlı. Yüreği, o zaman da boruyu altından geçirme gibi bir lüksümüz yok. Abi zaten sakat bak bu. Buraya giremiyoruz. Fazla tamam, buraya uyuntular az. Bunu çok oyarsak bu beton sakatı olur. Tamam işte abi, ben de onu da düşünüyorum. Ben suyu kesin. Suyu en son şey yaparız. En önce bir boruyu çekelim. Hı. Sonradan bunu şey yaparız. Tabii bizim borumuz var. Geçelim mi? Çünkü şey var. Bulalım. Biz burayı indirecek misiniz birazdan? Ben indireceğim onu sadece. Gaz olayım mı ben onu oradan? Sen hangi yapana kadar? Tamam abi, şuradan biraz alacağız şunu. Buraya şey mi dedi? Yüzümü tut lan. Şevket Usta. Çocuklar da en sonunda duvarı delebildiler. Fazlalıkları götürüyorlar. Şu ağacı da artık kurtar hayatını da. O benim işim değil o. Kimin? Elemanların işi. Hangi ağacı diyorsun? Hangi elemanın işi o? Burası temizleyen adam. Sen onun üstüne Yasin okudun, attın attın taşları. Evet. Ölümünü imzaladın zavallının. Neyse, oraya beton dökülene kadar dursun. Bugün çok yoğunuz. İnanılmaz yoğunuz. Ben daha hala yemek yemedim. Saat 4'e geliyor. Ana, yazık. Ha? Yazık. Ne yazı? Aman depodan kullanayım. Bir şey olmaz. Yedek var mı da? Bak zayıflıyorum yavaş yavaş. Böyle bir tane yemekte yiyecek de yemekte kesileceğim. Kesileyim. Yemek yemeyeyim mi? Para arttırayım. Sana iş vereyim. Öyle ya, böyle. Sana para yetmiyor. Aç kalmam gerekiyor bu gidişte. Öyle yap, öyle. Sen benim mutfak süngerimde mi çaldın? Vallahi var ya. Her şeyi kullanıyor, çalıyor gizli gizli ya. Abi nereden yedin ya? Hayır. Komşuların yerinde de yok. Buradan aldım senden. Bahçedekini köpek mi, kedi mi parçalamış? Muhtemelen köpektir. Kediler yapmaz. Hava güzel Allah'tan. Gömme rezervuarı da gelen usta yapacak, kalorifer ustası. Şevket Bey'imizi kurtardık. Allah'tan biliyormuş, o yapacak. Bakın kimler gelmiş. Hop bidik gelmişler yine. Köpek de oralarda dolanıyor. Saat 5'e geliyor ve hala bitmedi. Birazdan da çamaşır makine tamircisi gelecek. Bugün. Şunun güzelliğine bakın, oradan bakıyor. Ne bakıyor be? Ne bakıyor? Kedilerin yemeklerini yemek için. Ne oldu? Yürü git. Çabuk evine. Kulaklarını indiriyor. Gel sen de bağırıyorsun diyor sanki bana. Spreyle ağaç kesmesini getirin. Arabada. Spreyle ağaç kesmesini getirin spreyle. Kaçıyor. Koyunlar gelmiş.
Ramazan abi yok ama koyunları var. Görüyor musunuz şu zavallının kaderini? Bu şapşikler onu alıp yiyip öbür tarafa fırlatmışlar. Sürtmüşler, şansa bak. Tekrar diktim. Çamaşır makinemiz de tamir oluyor. Avrupa'nın yeri değişiyor. Ömer Bey'e iş çıktı. Gülümsüyor. Vermedi mi uzatma şey ışığı Şevket Usta? Abi o rezervuarın etrafını... Ha onun işi daha mı zor? Evet. Bugün tamamen kırıp döktüler evimi. Her yer her yerde. Paylaşım yapma şansım bile yoktu yani. O kadar çok yoğunuz. Beteklerimiz bakın. Şevket Usta'yı hiç görmüyorum. Ara sıra görüyorum onu. Bu döşendi. Toparlanacak. Çok fena. Gördüğünüz gibi. Bugünü usta günü. Tamir günü ilan ettik. Evet saat 7. Bugün ciddi bir maraton vardı. Şu anda bu halıları silkeledim. Hemen size video çekmek istedim. Valla şu koltukların üstünü ıslak havluyla sildim. Oo, korkunç kirli. Gördüğünüz gibi kalorifer bu şekilde buraya oldu. Şuradan şu hamamın altından dibinden bir. Yani şöyle bir boru ile gördüğünüz gibi binanın o odun koyduğum yere kazan için yer ayarlandı. Sonrasında şuraya gördüğünüz gibi döşendi. Çıkayım bu odadan. Odamı temizledim yalandan. Allah kabul etsin. Şurada petek var gördüğünüz gibi. Yani bu dolaplar muhtemelen karşıya geçer vesaire. Zaten soldaki mutfak dolabı. Eski yere de farklı bir planım olduğu için o şimdi geçici bir şey. O yüzden oraya koydum. Çünkü bu tarafı koymadım. Bu tarafta bu var. Yani biri karşıda olsun istedim. Yukarıya doğru ısıtır. Gördüğünüz gibi şöyle geçiş yaptılar. Havlu pan olanını söktürdüm. Şurada yeniden çekim yapacağım karanlıkta. Havlu panı buraya takmışlardı. Bir delikle. Yani şuradaki 2-3 delikle geri söktürdüm. Yani hiçbir yeni banyoda dışarıdan tesisat mantıklı mı? Yani bu kadar emek ediyoruz. Dedim şurayı alın. Bu tarafı aldılar. Petekleri sonra takılacak döşendikten sonra. Çocuk, daha doğrusu gelen usta biliyormuş bu tesisatı döşemeyi. Kendisi bunu döşedi. Dedim neyse vereyim. Yeter ki siz döşeyin şunu. Üzerine zaten Şevket Usta sıvı şey yapacak. Yukarıda yapmıştır. Onu gösteririm şimdi. Klozeti takmak basit herhalde. Tarif ettiler ona. Gördüğünüz gibi fayans döşemenin pek bir mantığı yok bunlar yapılmadan. Bugün de anlaşıldı bu. Şükür korkunç bir telaşla hem çamaşır makinesi tamir oldu. Oldu diyoruz bakalım inşallah deniyoruz şu anda. O çalışıyor ilk çalışması. Ona bakalım rezidansı değişti. Şimdi size yukarıları da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi buralara zaten şapatılacak diye gömülecek onlar. Güzel oldu. Ama iyi ki de bu petek kısmını halletmişim. Yani hiç paranız yoksa bile borç alıp bunu yapmanız lazım. Çünkü korkunç bir yıkım evde. Bunun bir daha tekrarı yaşanmaması gerekir. Bu evin bir daha böyle bir şeyi. Bundan kurtulmuş oldum. Ama hiç yer bulmadı. Oturamadım hiçbir yere. O kadar yorucuydu ki.
Burası da şimdi size üst katları da göstereyim. Peteğin bir tanesi buraya. Camın cam olduğu için altına koydurdum. Burası duvar. Buraya büfe falan gelir. Buraya bir petek daha gelecek. Buraya bir tane. Kocaman bir tane büyük getirmişlerdi. İptal edildi. İki küçük yapıldı. Şöyle bir şekilde aşağıdan bu geldi. Bunu böyle döşediler. Gördüğünüz gibi. Şevket Usta da bunu döşemiş. İşte gördüğünüz bu. Gömme rezervuar burada. Bu şekilde. Şuraya da havlu pan takılacak. Bunun bakayım borularını yapmışlar. Şeyleri sonra takılacak. İlk gördüğümde dışarıdan borunun gittiğini kalpten gidiyordum. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. O anda dedim ki bu fayansı kaça sökerse söksün ama böyle dışarıda bırakmasın Şevket Usta. Çünkü yani bütün yaptığınız emeği boşa çıkar. Ben tabii defalarca sordum kalorifer aşamasının ne zaman olacağını ama çok fazla net cevap alamadım. Bu tür sökümler olmasın diye bu tür parça yani yıküm döküm olmasın diye ama bence süreci bilmeyen ben karşı tarafta bilmeyince iyi yürütülmüyor. Yine oldu işte olduğu kadar. Şimdi ne varmış? Buraya çünkü gardırop koyacağım için buraya petek olmaz. Nereye koyacağız? Koskoca bir petek yatak odasında. Yani getiren usta Allah'tan dedi ki hemen babamı arayayım zaten gelecek. Size 2-2-4 tane getirsin. Ki çok iyi bir fikirdi. 3 tane getirmiş. O yüzden biri gelecek. Bakın böyle daha mantıklı. Çünkü karyolayı böyle koyacağım. İnsan hani yatarken uyandığında dışarıdan güneşin doğduğunu görecek. Böyle gördüğünüz gibi. Tesisatlarda böyle. Alt katın mesela döşemesini yaptırmazdım. Öyle bir şey yapılacağını bilsem. Çünkü dışarıdan oldu ama artık yapacak bir şey yok o kadar. Ay, bina hasarlı şey gibi. Yamalı bohça gibi vallahi. Altın çık kızım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu çiçeği, tesbih çiçeği canlanıyor gittikçe. Kapatıyorum, altın orada kalırsın. Hadi gel. Camları da kapatayım. Aşağı ineceğim çünkü. Bugün bütün çöpleri topladım arkalarından. Hepsini yaktım. Odamı süpürsün. Onlara yemek yap. Gerçekten çok zordu. Ama kurtuldum. Çamaşır makinesi de umarım olmuştur. Şimdi altında bu numarayı yapıyor ya bana. Deli ediyor beni. Bakayım dışarıda neler var. Dışarıda tesisatlar. Ateşte yaktım gördüğüm gibi. Gördüğünüz gibi. Altın. Gel kızım. Ay gece kapkaranlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi ben size sabahtan beri inanır mısınız? Elimde telefon sürekli kontrol ediyorum. YouTube'da ikinci partı ekleyemedim. İnanır mısınız? Hala yarısında. Yoksa video çekmekte hiç sorun yok. Sayısız içerik var burada. O kadar çok içeriğimiz var ki. Hani size paylaşmak istediğimiz o kadar çok şey var ki. İstediğim. Kim çoğul ki burada? Benim. O kadar çok şey var ki istediğim. Maalesef. Maalesef. Yüklenme sorunu var. Hafıza sorunu var. Bunlara çözüm bulmak lazım. Yüklenme sorununa hiçbir şey yapamam da. Çünkü burası altyapısı olmayan bir yer. Maalesef. Bakacağım şimdi videolarla ilgileneceğim. Görüşmek üzere.